Efendim selamlar selamlar selamlar. Arkadaşlar şimdi bugün Rocket X Sideswipe'da uzunlardan sonra bir rehber videosu karşınızdayım ve bugün şu anda da yapmış olduğum 6 vuruş mekaniğini göstereceğim. Şimdi öncelikle 6 vuruş nedir? İşte avantajları, dezavantajları bunların hepsine sizlerle beraber değineceğiz. Ama öncelikle 6 vuruşa nasıl çalışabilirsiniz ona gelelim. Mantığını anlatayım. Şimdi 6 vuruş nedir? 6 vuruş şöyle göstereyim. Mesela normal vuruş nedir? Üçlük vuruşumuz var biliyorsunuz ki o vuruşları hemen göstereyim. Şöyle dur yapamadık onu. Şöyle düz vuruş bak normal gidiyor. Mor vuruşumuz var. Mor vuruşu da hemen göstereyim. Bu mor vuruş arabanın biliyorsunuz ki tabanıyla top bütün eşek. Altı vuruşu da bir daha göstereyim. Bu da altı vuruş. Şimdi fark ettiğiniz üzere düz vuruş dümdüz vuruyorum zaten. Şimdi bu vuruş yüksek ranklarda pek işe yaramıyor. Yani yüksek rank dedim. Plat 3'ten sonra ve Diamond, Şampiyon, hatta direkt Diamond'dan başlayalım abi. Diamond, Şampiyon, Büyük Şampiyon ranklarında işe yaramıyor pek fazla. Çünkü niye? Yani su yarıyor da yani insanlar pek kullanmıyor. Şundan dolayı mesela topu aldınız böyle düz vuruş attığınız zaman kaçırma ihtimaliniz var her vuruşta olduğu gibi. Ve ileriye doğru bir araba bakın şöyle efor sarf ediyor. İleriye atılıyor. Şimdi bunun geri dönüşü yani o recovery dediğimiz olay zordur. Ama 6 vuruşta aynı vuruş yaptığın zaman sadece böyle vuruyorsun ya. Araba olduğu yerde kalıyor ve sen tekrardan defans yapabiliyorsun. Fakat bu şeyde mümkün olmuyor. Düz vuruşta. Mor vuruş zaten arabanın tabanıyla yapılan bir şey. O farklı. Şimdi 6 vuruşu hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Ben nasıl öğrendim anlatıyorum. Bak şimdi. Geliyorsun Flip'le. İlk başta şunu yapıyorsun. Araba topla böyle kalıyor. Ve bak şimdi oyun çubuğuma dikkatli bak. X'e spamlıyorsun. Yani zıplamaya. Bir daha yapıyorum. 6 vuruş budur arkadaşlar. Arabayla top böyle spamlı X'e. 2 kere basıyorsun. Bir kere basmıyorsun. O da aklını bulsun. Arabayla top böyle X'e basıyorsun. Eğer arabayla top böyle olursa bak atıyorum böyle olursa atamazsın. Hatta daha da yakına geleyim. Mesela şöyle yapalım. Bak atmıyor gördün mü? Biraz daha yakına geleyim. Bak yine atmıyor. İyice ya tam böyle dokunacak gibi olacağım. Bak buradan da atmaz. Buradan atar. Mesela. Şimdi bunu nasıl pratik yapabilirsiniz? Onu anlatayım. Şimdi bir daha deneyelim şunu. Atamadık. Bak mesela bir de şunu söyleyeyim. Yapılan hataları da deneyeyim çok kısa. 6 vuruşta topla yapışık olduğunuzdan emin olana kadar şeye vurmayacaksınız abi. Geriye zıplama atmayacaksınız. Yani ona emin olacaksınız. Bak geldim geldim. Yapıştım topa öyle vurdum. Anladın mı? Ya yani şeyi de beklemeyeceksin. Topa dokunmanı beklemeyeceksin. O püf noktası da var. Ya bak hatalı bir vuruş yapacağım mesela. Bu 6 vuruş olmaz. Yani tam böyle topa dokunacakmış gibi yapacaksın. Ama dokunmadan vuracaksın. Yani çok karışık anlatım oldu ama. Yani bunu uygulayarak yapabilirsiniz. Şimdi buna nasıl çalışacaksınız? İlk adımı göstereceğim size. Şöyle gelin topa. Şu. Geriye doğru. Zaten kolu görüyorsunuz. Analogu getireceksin. Siz telefonla oynuyorsunuz aynı şekilde devam ve yapıştıracaksın abi. Bu 6 vuruş. Şöyle de yapabilirsin. O ileri seviyelerine geleceğim. Bunu yaptığını varsayıyorum. Ondan sonra ikinci adıma geçiyoruz. O da buradan çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Basketbola. Bir tane örnek göstereyim. Ben. Mesela basketteki kupa çıktın. Adam kupa kaybetti. Geldim buradan vurdun. Bak böyle çarptırarak atabilirsin. Ama İkinci tavsiye ettiğim şey futboldan sonra gelin buraya bol bol çalışın şöyle. Bunu bu arada şeyler de çalışabilir. Yani benim gibi orta seviye bilenler de çalışabilir. Ben zaten olayın temelini anlatmaya çalışıyorum. Gelin böyle abi. Bunu vurun. Bunu elinizi geliştir. Altı vuruş zamanlamanızı geliştir ve temeli daha iyi oturtursunuz. Çünkü temeli oturtmadan ileri seviyeye takdir edersiniz ki geçemezsiniz. Bunu öğrenin. Bir de şey var mesela. Şimdi topa hiç bakmayın, arabaya bakın. Normalde 6 vuruş yaparken şöyle direkt çevirmek lazım ya. Bazıları şöyle yapıyor, geliyor böyle. Böyle yapıyor. Yani arabayı 160 derece döndürüp yapıyor. Pardon. 360 360 mı oluyor lan? 180 derece döndürüp yapıyor abi. Bu da bir şeydir. Bunu da yapabilirsiniz. Bir de şey var. Ben bunu arada yapıyorum. Onu da göstereyim. Horse deş gibi böyle 6 vuruş yapıyorlar. Buradaki püf nokta da top tam sekmeye başlayınca 6 vuruşa başlıyorsunuz. Bak yapmaya çalışacağım mesela. Senin. Baskette buna çalışıyorsunuz.
Zaten sonradan tekrarlayacağım ben hepsini. Bak şimdi. Top diyelim sekte. Böyle yapamadım da. Bir daha göstereceğim. Dur. Zaten bu kolay bir şey değil abi. Böyle kaleye atmaya çalışıyorsun. Bir daha yapalım. Bak böyle. Bu da çok güzel bir mekanik. Bu neye yarar sağlıyor? Şimdi normalde topa şöyle gitmen lazım ya uçarak. Burada gitmiyorsun. Öyle bir derdin yok. Yani direkt bir hareketle bak. Yaptım mesela. Buna da horse dash gibi bir şey deniyordu. Öyle bir şeydi yani. Atla alakalı bir mekanik ismiydi ama tam ben de bilmiyorum. Bu da altın vuruşun farklı bir versiyonudur. Bu şekilde çalışıyorsunuz abi. Buradaki bir diğer püf noktası da ona değineyim. Yani zamanlama. Burada olay zamanlamada bitiyor. Zamanlamayı tutturdun mu gerisi geliyor. Bir de altın vuruşta şöyle bir şey vardır. Beklenmedik bir zamanda yaparsanız kurtarılması gerçekten çok güç vuruştur. Onu da söyleyeyim. Mesela deneyelim bir daha. Bak gördün mü? Arabayla top bütünleştiği an arka tarafı yapıştırıyorsun altın vuruşu. Şimdi neyden bahsettik? İlk antrenman. Buraya geliyorsun. Özetliyorum. Topa bak yapamadım. İlk antrenmana geçemedik abi. Sınıfta kaldık. Böyle arkadan vuruyorsun. Bu en basic'i. Yani burada en basit şeyini öğreniyorsun. Olayı kavruyorsun. Ondan sonra basketbola geliyorsun. Tekrardan geçiyorum. Hop rankta girdik. Serbest oynuyorsun. Dunk atıyorsun. Bu sefer hareketli top abi. Buradan geliyorsun. Böyle yapıştırıyorsun. Ondan sonra gelip bir daha yapıştırabilirsin. Böyle oynuyorsun abi. Free play'de altı vuruşta çalışabilirsin. Bak böyle goller de atabilirsin. Bunları pratik yaparak geliştireceksin. Sonraki adımda sanki bir pozisyon varmış gibi, tamam mı? Adamla VS'deymişsin gibi geliyorsun SCP'da. Bunu buraya kaldırıyorsun. Tamam mı? Buradan geldin geldin geldin. Biraz kötü oynadık. Bak atamadım. Niye atamadım? Top bir de şunu söyleyeyim. Belli bir düzlemde gidecek. Yani aşağı doğru da gitmeyecek pek. Çok yukarı doğru da gitmeyecek. Yani dik gidecek top. Anladınız mı arkadaşlar? Şu şekilde bak. Şuradayken at abi. Çünkü niye top düz? Artık aşağı inmesini beklemeyeceğim. Bir daha yapalım. Gördün mü? Düz atıyorum. Olay bu. Düz değil, yukarı doğru. Ama arabayı ben de yukarı doğru çevirdiğim için attım. Bu şekilde kasıyorsun. Şimdi bunu bir uygulamalı olarak bir tane casual maça girelim abi. Bu arada ranklarını göstereyim. 1 ve 1'de zaten plat 1'den düşmüyorum kolay kolay. Düşünce çıkıyorum 1 ve 1 main olduğum için. Bu sezon 1 ve 1'i kasabilirsem elmasa kasacağım ama zor. Kendimi geliştirmem lazım biraz daha. Bir tane rahat, tamam mı? 1 ve 1 modunda sizlerle beraber 6 vuruş kasalım abi. Hatta 2 ve 2'de bir kassak ya. 2 ve 2'de kasalım arkadaşlar. Maçı bulsun. Full altı vuruşlu bir maç geçirelim, tamam mı? Yani olayın mantığını anlayın. Bu da 4. level. Tamam mı? 1. level neydi? Free play'e giriyorsun. Yerde olan topa normal altı vuruş atıyorsun. Hiçbir şey yok. 2. level baskete giriyorsun. Havadan seken topa altı vuruş atıyorsun. 3. level gidiyorsun kendine pozisyon yaratıyorsun gösterdim oradan altı vuruş atıyorsun dördüncü level'da maça giriyorsun casual'da altı vuruş çalışıyorsun çünkü maçta adamlar olduğu için seni engelleyen birileri var size aşama aşama anlattım abi umarım anlamışsınızdır şimdi zaten uygulama olarak da görüp oradan da videoyu kapatacağız bu arada buraya kadar işinize yaradıysa video beğenirseniz çok mutlu olurum ve kanala abone değilseniz 200 saniye ayırıp kanala abone olsanız sevinirim. Bak attım girmedi gördün mü? Böyle çalışıyorsan. Bu arada benim attığım çok iyi ve abi adamların çok kötü. Bu arada pingim var benim. Ona vurur mu bizim adam? Bıraktım. Bu arada gerçekten server çok sıkıntılı abi. Benden kaynaklı bilmiyorum ama internetim gerçekten kötü. Buna vurdu. Ellemiyorum. Full altı vuruş atmaya çalışacağım ya. Ama bu internet de olmaz arkadaşlar. Ben çıkabiliyor muyum? Teslim olma oylaması da veremiyorum. Okey. Bu şekilde de 4 tane level'ı göstermiş oldum sizlere. Bu adam da FF vermiyor. Ben bu maçı oynarım. Kendinize iyi bakın. Umarım dediğim gibi video beğenmişsinizdir. Sideswipe topluluğumuzun bulunduğu Discord sunucumuza da mutlaka bekliyoruz. Orada hem Rocket League topluluğu hem Sideswipe topluluğu var. Link açıklamada. Bahane üretmeyin arkadaşlar. O Discord'da hepinizi bekliyorum. Sesle de takılıyoruz beraber. Kopun gelin yani öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.